çocukluğumuzda ilk çizmeye başladığımız resimlerde genelde 3 tane öğe olur. Güneş, deniz ve gökyüzü. Gökyüzünde güneş genelde böyle batarken resmederiz. O mavi bulutların yanına böyle M şeklinde kuşlar çizeriz ya, işte o kuşlar bunlar. Çocukluktan itibaren belki de işlemeye başlıyor ya da tasvir etmeyi düşünmeye başlıyoruz. Güzelliklerin yanı başında olduğumuzu da biliyoruz aslında. Ancak daha sonra büyüdükçe, evrildikçe, hayatta daha çok söz sahibi olmaya başladıkça o masumiyetimiz de bizle beraber yürümüyor. Başka bir yöne savruluyor, öyle diyelim. İşte mutsuzluk hayatta ondan sonra böyle çıkmaz sokaklara girdiğinizi düşünürsünüz ya. Aslında hepsinde sebebi bence bu. Bugün güzel gökyüzüne en çok yakışan kuş türü bence. O çıkardığı seslerle birlikte. Şimdi bir simit olsa şöyle bir gökyüzüne savursam ne güzel bir manzara olur değil mi? Burada biraz daha nasıl diyeyim size daha doğrusu. YouTuberların böyle biliyorsunuz sokak röportajları vardır. Ben de şimdi denemeye çalışacağım bakalım. Benden ürküp kaçacaklar mı? Yoksa biraz daha ilişebilecek miyim kendilerine? Öyle diyeyim. Tabii ürkütmeden ve de çok rahatsız etmek istemiyorum. Merhaba, rast gelsin. Hangi balık var bu mevsim? Şu an meşgulüm gibi bir ifade kabul edebiliriz. Şurada kalabalık bir grup var. Burada gayet bir piknik modundalar. Avları bitmiş, karınları doymuş. Şu anda da güneş batımına karşı keyif yapıyorlar diyebiliriz. Selamlar. Nasılsınız? Ha, gökyüzünü kirletiyoruz biliyorum. Ondan sonra sizin yaşam alanlarınızı kısıtlıyoruz. Bu konuda vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ben buradan canlı yayınlayayım. Herkes duysun. Sırtlarını dönerekten belki de gerekli mesajı veriyorlardı. Öyle mi düşünüyorum? Merhaba. Gelişine de gidişine de hastayım bu arada. Hiç kaçsam bile seviyorum size. Selamlar. Kuğu gibi süzülüyorsun sen, ne güzel. Mesleği karıştırdın galiba. Bu arada harika manzaralar var. Ocak ayında belki de küresel ısınma, biliyorsunuz geldiğimiz son noktada kuraklık bu sene oldukça fazla derecede yüzünü gösterdiği için şöyle biraz etrafı da göstereyim size. Ocak ayının ortalık neredeyse. İnsanlar güzel hava görünce sokaklara çıkıyorlar. İşte bir babayla oğlu. Ne kadar güzel. Hayvan sevgisi, doğa sevgisi. Bu şekilde bu yaşlarda aşıladığımız takdirde ilerleyen yaşlarda unutulmuyor. Çocuk da ona göre düşünsenize kaç kişiyi tesir ediyor. Belki de anlatacak, örnek olacak, rol model olacak. Bu yaşlarda onun için ben böyle tasvir ediyorum tabii. Babası çünkü çok ilgili. Gözlem yeteneğim olduğu için gözlemliyorum deminden beri. Çünkü çok kuşları anlatmaya çalışıyordu. Öyle söyleyeyim. Merhaba. Ben senin ısrarla röportaj yapacağım ya. Gel buraya. Şişt. Bak elimde ne var? Taze balık var ya. Hamsi var. Palamut, istavrit, mezgit, kalkan balığı, kılıç, köpek, ne alarsan. Bedava da versen gelmem diyorsun ya. Evet. Güneşte şöyle bakalım isterseniz. Böyle bulutların arkasından selam çakıyor bize. Evet, hep ekonomiden, kötü giden haberlerden, ondan sonra içinden çıkamadığımız mevzulardan bahsediyoruz. Zaten moral olaraktan çok iyi durumda sayılmayız. Biraz da böyle dünyada hangi konumda olursak olalım bedavadan ulaşabileceğimiz ya da yanı başımızda duran şeylerin de olduğunu gösterme amacından arada böyle motivasyon ve moralimi yükseltecek videolar da çekmek gerektiğini düşünüyorum. Bugün de bu şekilde sahilde kuşları görünce sizlerle paylaşmak istedim. Çok hoşuma gitti açıkçası. Onlarla birlikte aynı alanı, aynı havayı paylaşınca farklı bir şekilde siz de görmeye başlıyorsunuz.
değerlendirmelerinizde ya da bakış açınızdaki olumlu sinyaller de zaten beraberinde gelmeye başlıyor. Kuşlar, şöyle bir şey soracağım, siz hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bayağı bir az önce burada sirkülasyon vardı. Yani tam denk getiremedim, o sırada video çekmemişim. Çünkü neden V şeklinde uçarlar hiç düşündünüz mü? Gökyüzünde bakın sürü halinde hareket eden kuşlar genelde V şeklinde pozisyon alırlar. En baştaki kuş, yani sürünün lideri durumunda olduğundan hava durumuna göre kanat çırpma hızını belirliyor. Daha sonra arkasından gelen kuşlar da ona göre pozisyon alıyorlar. V şeklinde birbirlerinin rüzgarını kesiyorlar daha doğrusu. Ve belli bir yol ya da süre kat ettikten sonra tabii öndeki kuş yorulmaya başlıyor. Hemen arkasında zaten sıralanıyorlar. Diğer kuş hemen geliyor, onun yerini alıyor. Bu sefer o sürüye liderlik etmeye başlıyor. Bu şekilde göç ederken bir yol izliyorlar. Ve genelde V şeklinde gökyüzünde düşünün, dönemeçleri de ya da uçuş rotalarını belirlerken de O-V şeklinden kesinlikle sapmıyorlar. Ne kadar ilginç değil mi? Açıklayamadığınız ya da böyle düşünün, gökyüzünde ya da doğada o kadar çok olay var ki baktığınız zaman böyle hayretle izleyeceğiniz ya da tebessümle karşılayacağınız göçle kuşların göç etmesi de, göç edecekleri yerleri de bilmesi de bence bu güzelliklerden ve mucizelerden birisi olduğunu düşünüyorum. Biz çok sü olaraktan yaşadığımız için ki şöyle anlatayım isterseniz, şu denizin sığ taraflarını görüyoruz hep. Ama deniz asıl denizin içerisindeki dünya belki de birkaç kilometre sonradan başlıyor. Ama biz hep genelde sığ tarafında dolaştığımızdan ve bildiğimizden o kadar haberimiz oluyor. Ya da onu yorumluyoruz sadece. Dünya da bakış açımıza hayatı da bu şekilde görür ve yorumlarsak daha geniş bir bilgi haznesine sahip olacağız. Ve daha mutlu hissedeceğiz belki kendimizi. Çünkü var olduğumuz ya da yaşadığımız dünyaya olan saygımız artacak. Her gün kirletiyoruz. Her gün unutuyoruz. Her zaman böyle devir daim vardır ya, hani biz ne yaparsak yapalım her zaman bu manzara bizim olacakmış gibi onu hoyratça kullanıyoruz. Birazcık böyle SOS verdiği zaman da aman dikkat edelim, aman denizlerimiz kirleniyor. Ya yani göstermeye bile hani şişelerin üzerinde marka olduğu için şu an şey yapmıyorum ama o kadar çok burada hani efkarlandığınız zaman gelirsiniz burada iki tek atayım dersiniz. Ya tamam hadi yaptınız güzel, hani burayı yaren tuttunuz kendinize. Ben denizleri kendime ne yapacağım, dost tutacağım, o beni dinler. Eliminizi kederinizi buraya döktünüz, anlıyorum, tamam olabilir. Canınız istedi, bir şeyler de içebilirsiniz yanında, eyvallah. Ya, neden şu kaydıkların artı hep cam ya? Yani bundan zevk mi alıyorsunuz? Yani bilinçsiz yaptığınızdan ben eminim. Akabini ya da sonrasını düşünmüyorsunuz ama burada da bir hayat var. Burada da bir döngü var. Yani burayı kimse gelip burayı temizlemiyor ki. Vergimi ödüyorum, belediye gelsin oradaki camları temizlesin diye mi düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yani bu kadar güzel bir manzara size eşsiz bir şekilde armağan edilmiş, bahşedilmiş. Ama siz yani ne bileyim, bunu görmezden mi geliyorsunuz? Ya da aklım mantığımı almıyor. Bu konularda da tabii şimdi böyle güzel bir ortamda bırak şimdi onları, sen denizlerden, kuşlardan, mehtaptan bahset. Şöyle güzel bir şarkı seslendir de içimizin yağ erisin diyor musunuz? Bilmiyorum ama eminim zaten şu anda yüreğinizde güzel şarkılar söylenmeye başlamıştır. Hayat, beyhude hayat. Biz onu izlerken elimizin altından kayıp giden hayat. Sen nelere kadirsin be zaman? Aldın elimizden yaşadığımız hayatı, çektin sanki düşürdün bizi yerlere. Tekrardan güçlenip kalkarız elbet ayağa. Ancak giden zamanı geri getirebilir miyiz geriye? Bakın bunları şu anda spontane yapıyorum biliyor musunuz? Kesinlikle daha önce bir yere yazdım ya da şey falan değil, yani şu an yazdığım şeylerdi. Biraz saçma oldu bilmiyorum ama yani kendinizi, aklınızı, beyninizi bakın biraz şey yapın, böyle serbest bırakın. Düşünün, neden biz beynimizin ya %4'ünü kullanıyormuşuz ya? Öyle şey mi olur? Daha fazlasını hakimken, öyle bir imkan varken elimizden neden bu kadar kısıtlı kalıyoruz acaba? Bugünkü videomuzu burada bitirmeye karar verdim. Yine 10 dakikaları bulduk galiba. Umudunuz mavi
En sevdiğiniz renk yeşil. Hayatınız sapsarı olsun. Doğanın renkleriyle kendinizi her zaman bir çıkış yolu bulmanızı dilerim. Doğada her türlü o anda bilmiyorum psikolojinizi etkileyen ya da canınızı sıkan ne bilmiyorum ama burada her türlü doğal terapi mevcut. Sizi ama en önemlisi ruhunuzu motive edeceğinden ve iyi geleceğinden emin olabilirsiniz. Ya en basitinden hayat akıp geçiyor. Öyle düşünün. Üzülmeye, dertlenmeye, tasalanmaya çok fazla vakit ayırmayın. Daha çok tebessümünüz ve umudunuz, yolcunuz, yonganız olsun. Ufka doğru, güneşe doğru kürek çekmeye, sandalla beraber ilerlemeye başlayın. O kadar uzun bir yolunuz var ki durduğunuz yerde ne kadar vakit harcarsanız oradaki güzelliklerden mahrum kalırsınız.